Arkadaşlar merhaba. Öncelikle geçtiğimiz haftalarda video paylaşamadığım için üzgünüm. Gerçekten de yani ben 39 yaşındayım. Artık 39 yaşına girdim yıl itibariyle. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Benim maçtan önce de burnum bayağı bir tıkalıydı, rahatsızlığım vardı ve o yüzden doktorun tavsiyesiyle yaklaşık 1-3 aydır dinleniyordum. Antrenman çok yapmıyordum. Yani böyle terleme maksatlı böyle geçen antrenmanlarda bir çalıştım. Ama bugün başladık ve sizlerle de video paylaşayım dedim. Bugün Atakan'la beraber partnerli boks çalışacağız arkadaşlar. Biz antrenmanımızı yaptık. Ama özellikle bu çalışmayı ben bazı arkadaşlarımın çok ısrarlı bir şekilde yorum ya da mail ya da Instagram üzerinden bize yazanlar çok oluyor. Hocam partnerli ne yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz? Partner bulduğunuzda bu bir örnek olacak sizlere. Bu şekilde çalışıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi şu şekilde duralım. Atakan'la biz çalışacağız ama arkadaşlar sağ yumruğumuzu hemen çenemizin yanında tutacağız. Ve sol yumruğumuzu da çenemi önde tutacağız ama iki karış önde. Yani öyle bir yapacak ki bakın hafif önde duracak iki karış önde. Diğer eldiven de hemen çenenin yan tarafında duracak. Ve biz normalde lapa dediğimiz yani elli çalışmalarını yaparız ama partnerle biz bu şekilde de lapa tutuyormuş gibi eldivenle de çalışabiliriz aslında. Bu da bir seçenektir aslında ve çok ciddi de katkısı olur. Şimdi arkadaşlar bakın Atakan ne yaptı? Sol eldiveni önde, sağ geride çenesinde ve ben şunu yapacağım. Dans ediyorum. Sol, sol. Ben bunu yaparken Atakan hafif bir baskı uygulayacak elime. 1-2. Şimdi ben yapıyorum. 1-2. 1-2. 1-2. Bu yumruğu atarken arkadaşlar örneğin sol yumruğu atıyorum ya. Sağ elim çenede olacak. Eğer sağ elim çenede değilse örneğin sol vur sağ elim çene alınır. Hani sağ el çenede değilse bir daha yap. Buradan arkadaşlar sürekli rahatsız edip orayı kapatmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani örnek yumruk atıyor ama çene açık. Bakın burada açık. O yüzden ne yapacaksın? Bu eldiveni zaten burada tutuyoruz. Bu eldiven devamlı karşı tarafı korkutsun. O da neye tekabül eder? Yumruk attığında bu elin burada durmasını sağlar. Bu da refleks haline geldiğinde özellikle maçlarda rahat edersin. Biraz daha buraya gel koçum. Şimdi sol sol. Sol sol. Sol sol. Sol sol. Sol sol. Bir diğer avantajı şu yumruğun burada tutmamın karşı tarafın daha çok uzanması demek. Yani genelde çalışırken bazen bu hatayı yapabiliyorlar. Kısa mesafe atabiliyorlar. Tam tersi tut şimdi. Bakın. Vur. 1-2. Bu şekilde de yumruğun uzamasını sağlayabilirsiniz. Bu arada benim sesim de tam iyileşmedim yani. Sesim daha tam normale dönmedi. O yüzden de özür diliyorum sizlerden. Sesim tam istediğim gibi çıkmıyor çünkü. Şimdi şu şekilde yapalım. Tutuyorsun tekrar. Sol sol sağ vuracağım. Ve hemen eskiv yaptırıyorsun. Evet bu. Yavaş yavaş yapalım arkadaşlar ve partnerini çalıştığınızda kesinlikle bu eldivenleri tutarken böyle geniş değil de dar açıdan tutun. 1-2-3 eskiv yapıyorum. Eskiv yaparken nasıl olsa karşı taraf eğilecek diye şunu yapmayın. Yap bakayım. Sol, sol, sağ, bu. Yani şu eldiveni burada, önde olan eldiveni direkt çenesine atıyorsun ve karşı taraf omuzluyla eskiv yapıyor. Bu. Bu. Şimdi sen yap. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Evet. Burada normalde eldikte İki tane ellik olduğu için sağ sol geniş tutabiliyoruz. Burada tek yumruğa atacağınız için biraz daha beli zorlayacaksınız. Bu da ayrı bir avantaj sağlayacak size. Şimdi kardinal koçum. Evet. Şimdi az önce ne yaptık? Sol sol sağ vurup eski yaptık. Şimdi tekniği değiştirebiliriz. Ne yapacağız? Dans ediyorsun. Sağ direk eski, sağ direk sol kroşe. 1-2. Şimdi ben yapıyorum. Sağ. 1
1, 2, 1, tam çeneme uzatacaksın. 1, 2. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Nasıl olsa, az önce de belirttiğim gibi, nasılsa eski bir yapıyor diye yukarıda yapmayı sakın. Gel, gel, gel. Biraz o tarafa. Geliyorum. 1, 1, 2. Gel. 1, 1, 2. Ben geliyorum. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Evet, bu şekilde birbirinizi çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunları yaparken genelde atıyorum 3 tane karşı kanat, 4 tane sen değil de bir karşı taraf, yani bir partneriniz çalışsın bir sen, bir partnerin bir sen. Birinci seçenek bu. İkinci seçeneğimiz de şu. Roundlar dahilinde yani 3 dakika örneğin Atakan çalışacak, 3 dakika ben, 3 dakika Atakan, 3 dakika ben. Bu şekilde çalışabiliriz. Hem refleks için hem de verimlilik için bu şart. Şimdi tekrar tutuyorsun. Şimdi arkadaşlar biraz değiştireceğiz tekniği. Bu sefer sol bileği vurdun. Fenge fenge ve sil hemen sol kroşe. Bir, iki. Şimdi sen yapıyorsun. Bir, iki. Bir daha. Bir, iki. Ben yapıyorum. Bir, iki. Sen yapıyorsun. Bir, iki. Yani burada da sol direk, sol kroşe. Yalnız bu sol direk, sol kroşe şunu yapmayın. Bir, iki. Bu değil. Sol vurduktan sonra çekiyoruz ve sonra kroşeyi ekliyoruz. Bir daha ya. Bir, iki. Evet. Şimdi hocam sadece bunu tabii ki değil. İki tane daha ekleyelim. Şimdi tut bana. Sol direk vurdum, geri çektim, kroşe vurdum, sağ direk, sol kroşe vuruyorum. Şimdi sen yapıyorsun, sol direk, sol kroşe, sağ direk, sol kroşe. Ben yapıyorum, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben yapıyorum, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tam ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Biraz daha bu tarafa gel. 1, şekilde çalışabilirsin. Burada aslında hem eskim çalışıyoruz hem de tekniklerimizi geliştirerek kendimizi hızlandırıp geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu teknikleri çalışabilirsiniz. Tabii ki başka seçenekler de var. Bunları örneğin sol sağ direk ben yapayım. Bunlar da var ama özellikle bu çalışmanın nedeni karşı tarafın darbını sağlamlaştırmak ve daha iyi çalışmasını sağlamak arkadaşlar. Söyleyeceğim bir şey var mı? Herkese bu hafta sonunda. Bu kadar. Tamam. Kendinize iyi bakın. İyi antrenmanlar arkadaşlar.